In the dark hours of dawn, they rise. A long day awaits them. They tear down their home and walk for hours before once again settling. They are the last Anatolian nomads called Sirikichili, a term that means the ones with the yellow goats. As the last of their kind, they carry a dying culture, a legacy of their ancestors. The Sirikichili nomads treasure life and the environment. Dünyanın varoluş bu coğrafyasına tanıklık ediyoruz. Şahitlik ediyoruz. Yoldaşlarımızla birlikte biz de onların bir parçasıyız. Bu heyecanı birlikte tadıyoruz. Birlikte yaşıyoruz. Var olan bu değerleri gerçekten hayatın sonsuzuna kadar götürme çabasındayız. Bunun için bize yaşam sevinci diyoruz. There are only about 1,000 Sirikichili nomads still living their traditional lifestyle. Every spring, in small groups, they pack all their belongings and livestock to migrate from the coasts of the Mediterranean to the plateaus of Anatolia, walking long distances, grazing their herd. The needs of the animals define their way of life, but it's more than that for the Sirikichili nomads who believe they have a unique bond with their livestock. Yoldaş gibi bakarın ona. Yani kendim, mesela canım kendi çocuğum gibi bakarın onlara. Çok severim. Çok severim. Tabii ona da kızdığım zaman da olur, öfkelendiğim zaman da olur ama kıyamam. Aç kalsa, susuz kalsa yani ben ona dahil olmam hiç. Biz ona bakarsak o da bize bakar. Severim yani. Their daily routine is not easy. Walking from 8 to 35 kilometers depending on the terrain, weather and the condition of their herd. Vallahi işte nasıl geçsin? Sabah erken kalkarız mesela çayımızı demleriz. Erkenden yani. Şimdi malımız da yatmıyor. Aşağıda olsa yani kışladığımız yerde de, oturduğumuz yerde olsa mesela ilk hareket ettiğimiz yerde yatar. O zaman ağal dolu mal. Şey havlu içinde olur. Erken kakarız çayımızı demleriz. İşte kuru yemen kayfaldığımızı yaparız. Çobanlar malı sürer gider. Biz de evimizi çadırımızı yıkarız. Toplarız. Göçeriz işte yola devam ederiz. The process of putting up their tents and tearing them down again every time they move to another place can be tedious. Each Sirikichili family does it almost 200 times a year. Her şeyi biz yaparız, kendimiz yaparız. İşte ekmeğimiz diyorsa mesela yukamız diyorsa onu hamurumuzu yumuruz, onu atarız. Geçiler sağlayacaksa geçileri sağarız. İşte böyle. Çamaşırlarımızı yıkarız yolda. But for most of the nomads, this is an irreplaceable lifestyle, and modern life feels suffocating. Düşündüğüm zaman mutsuz oluyorum. Mutsuzum. Birkaç gün kapalı mekanda değil, bir iki saat kapalı mekanda bir konuşma için bile olsa, bir toplantı için bile olsa, fazla oksijen alamadığımız zaman insan ana beynimiz çalışmıyor. Şehirdeki insanlar 3 yıldızlı, 5 yıldızlı, 7 yıldızlı yerlerde konaklayınca zannediyorlar ki kendilerini modern bir hayatta yaşadıklarını zannediyoruz. Ve bizim konakladığımız evlerimizde, o kara çadırımızda buram buram geçmişten, kadimden gelen kültürümüzde yıldızlarını sayamazsınız. But their nomadic existence has recently seen challenges. Following complaints that their goats were damaging forest lands, the Turkish government in 2012 announced a grazing plan and designated a migration route for nomads. Bir şey daha, bir gelişme daha yaşandı geçtiğimiz süreçte. 2012 yılından kadar biz ormanlık alanlarda hayvan otlatılmasını kesinlikle yasaklamıştık idare olarak. Orman Genel Müdürlüğü'nün politikasıydı bu. 2012 yılında bir yönetmelik yayınlandı ve ormanlık alanlarda da... 2012'de bir otlatma planı çıktı, torba yasadan ama yetmez. Anayasada olmak istiyoruz. Yani göçer hakkının dünya üzerinde anayasada geçmesini istiyoruz. Kim ne derse desin. When the Sirikichili travel, drought is a major problem. For their water supply, they rely on wells along the way. But some have been destroyed. In some villages, locals complain of the nomads' presence and goats destroying their land. Still, the forestry office in Konya has been supportive of the nomads, stressing that nomadic traditions are not only valuable as cultural heritage, but also useful to the environment. Hayvanların ağaçlara zarar veremeyecekleri boyuna gelmiş. Ormanlar içerisinde otlatılması birçok tehlikeyi de önlüyor. Yani
alt tabakadaki o otları yedikleri için orman yangını çıktığında yangının hızlı ilerlemesini engelliyor hayvanın otlatılmış olması. It's not only migration that makes nomadic life challenging. As demands for goats shrink, the Sarıkeçili's main source of income is disappearing. Though many of the nomads want their culture, their legacy to be passed on to future generations, it seems those living this lifestyle may be the last to do so. Telefonlar olsun, internetler olsun. Buna gelince şimdiki bizim çocuklarımız biraz da okuttuk, mecburiyet karşısında okul mecbur kaldı. Biz bunları okuttuk. Uşaklar bir anda bizim çocuklar kabak çiçeği gibi açılıverdi yani. Tepe dağın arkasına men gördüler yani. Yet the transition is not easy. Younger nomads in particular find it hard to shift to a settled and modern life, partly due to a lack of education. Mecburiyet var çocukların eğitimli olması ama temelde ebeveynde şey yok. Eğitim çok yok. Yani çocuk zorlanıyor. Varıyor, oradaki arkadaşlarının arasında da zorluk yaşıyor. Ama bizim çocuklarımız aldığınız zaman bir profesör kadar değerlidir. Niye? Doğayı biliyor. Yaşam alanlarında teknolojiye bağımsız yaşamayı biliyor. Yani hayvanlarla birlikte büyüdüm. Yani okulda da okuduğum oldu yani. Ali Yagar, who is unable to finish school, values his traditional lifestyle. Burada öyle özgürlüğüm var. Yani mesela bir şey mesela diğer devlette mesela kamuoyunda çalıştığımı düşünüyorum. Mesela bir gün bir işi yapmasam kesinlikle bir şey olur. Ya maaşına şey yansır ya bir açığa falan alınır. Yani bir kesinlikle bir sıkıntı çıkar. Ama ben bir gün burada çalışmasam mesela diğer abim bakar, mesela babam bakar. Yani kimse bana neden bir gün yapmadın yani bir şey demez. Yani böyle şey bu yönlerden çok güzeldir. Ki şöyle bir şey var, bu kültür bitmeye bitecek ama bittiğinden sonra da herkes pişman olacak bu işte. Geri dönüşüm olmayacak bu işin. The Sarıkeçili nomads have applied to be part of UNESCO's Intangible Cultural Heritage Covenant. If and when approved, it could be a ray of hope in preserving their precious culture. For Assignment Asia, I'm Michal Bardavid in Konya, Turkey.